Tarihin, kültürün en derin olduğu için. Bu konuda da bugüne kadar birçok devlet adamı yetiştirmiş. Devlet adamlarıyla bilinen, paşalarıyla bilinen bilir. Osmanlı'da 7 sadrazam, 90 paşası olan bilir. Roma'nın 12. lejyon merkezi, kolluk merkezi, aynı zamanda eyalet, büyük bir eyalet merkezi. 3 tane devlet kurulan merkez, hem danışmendiler, hem İrhanlılar, hem de Akkoyunları devlet kurduğu yer burası. Türkmenlerin ilk yerleştiği yer burası, İngiliz'de. Danışment gazini yiyorsunuz. Sağ olsun, bizi kırmadı. Bugün pazar günü bir etki, bir dizi etkinlik için buraya zaman ayırdı. Bu hafta sonu kendi iline gidecekti orduya. Bu hafta Malatya'da arıyor, sağ olsun. Bir sözümüzle bizi kırmadan geldi. Umarım bu ilk son gelişi olmaz. Daha sonra da gelir, hem genel başkanından diğer misafirlerimize de gelir. Türkiye tabii yeni bir dönemde, yeni bir anlayışla, yeni bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Artık insanların öncelikleri, çok siyasi önceliklerinden öte, bütün toplum ülkelerinde öncelikler artık gündemde. Hem 23 Haziran seçimler hem 31 Mart seçimleri bize gösterdi ki Türkiye'de insanlar böyle insanlar kamplaştıran değil, birleştiren, farklılıklarını öne çıkaran değil, birlikte olduğu konuları gündeme getiren bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Burada olmaktan, sizleri ziyaret etmekten son derece mutluyuz. Aslında dediğiniz gibi girişimiz biraz Sayın Genel Başkan Yardımcımın davetiyle hızlandı. Sağ olsun, pazar günü Malatya'ya gidiyoruz dedi. Biz de dedik büyük bir memnuniyetle. Buradayız ve gerçekten kendimi kendi yöremde gibi hissediyorum. Bu sıcak ilginiz, dostluğunuz bizim için çok kıymetli. Tabii ben Arapgir'i tabii bu kadar zengin bir tarihi, bu kadar medeniyetlerin beşiği olduğunu bilmiyordum. Kısmen bir bilgim vardı ama tabii Anadolu coğrafyası gerçekten bu anlamda çok önemli bir kültür mirasına sahip. Bugün batı dediğimiz aslında baktığımızda bizim kadar geçmiş olmayan, bizim kadar medeniyetlere ev sahipliği yapmamış yer. Ama onlar bir şey yapıyorlar. Bir araya gelebiliyorlar ve birlikte sorunlarını çözebiliyorlar. Biz maalesef ayrıştık. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmamıza rağmen, geniş bir kültür hazinesinin içinde bulunmamıza rağmen, birçok akrabalıklarımızın olmasına rağmen, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle maalesef bu ülkede ayrıştık, ayrıştırıldık özellikle. Bir derin bir fay hattı açıldı aramızda. Ama bunu tamir etmek mümkün bu ülkede. Yaşam biçimi ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun hep birlikte yaşamak zorundayız, bir arada olmak zorundayız.